Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde aydınlama konusunda kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi K noktası alışı kaynağı yatay izimin üzerinde x civarında bir aydınlanma oluşturuyor. Şimdi aydınlanmayı şöyle bir tanımlarsak, aydınlanma neydi? Önce ışık şiddetinden bahsedelim. I dediğimiz ışık şiddetiydi. Yani bir kaynağın bir saniyede etrafa yaydığı neydi? Işık enerjisinin ölçüsünde biz ne diyorduk? Işık şiddeti diyorduk. Temel bir büyüklüktü. Birimi neydi? Birimi kandelaydı. Peki fiile gösterdiğimiz bir ışık akısı vardı. O ışık akısı da neydi? Bir yüzeye ulaşan toplam ışın sayısına biz ne diyorduk? Işık akısı olarak ifade ediyorduk. Aydınlanma ise neydi? Birim yüzeye düşen. Yani o yüzeyin bir birimine gelen ışık enerji miktarına da ne diyoruz? Aydınlanma diyoruz. Dolayısıyla bu kaynaklar ne yapıyor arkadaşlar? Kaynaklar etrafa belli bir sayıda ışınlar yayılıyor. Dolayısıyla o sayıda yayılan ışınlar ne yapıyor? Bu yüzeye de geliyor ve o yüzeyin o x noktasında, yani o yüzeyin bir birimine düşen enerji miktarına aydınlanma yani E diyoruz. Şimdi biz buradaki kaynağı arkadaşlar bir yönüne hareket ettirirsek, yani kaynağı yüzeyden uzaklaştırırsak ne olacaktır? O zaman kaynak buraya uzaklaştığı zaman şöyle düşünün. Şu yüzeyin belli bir parçasını alayım. S kadarlık bir yüzey alanını alayım. Şimdi bu kaynaktan çıkan ışınlar ne yapıyordu? Kaynaktan çıkan ışınların şu bölgeye gelenleri bu bizim S yüzeyine ulaşıyordu. Mesela açıya kaç derece dedim? Atıyorum 60 derece dedim. Dolayısıyla kaynak işte her yöne doğru, hani katı açı olarak düşünelim arkadaşlar, 360 dereceye doğru yayılıyordu. Onun sadece 1/6 biri o yüzeye geliyormuş gibi düşünün. Şimdi bizim kaynağımız ne yapacak? Bizim kaynağımız uzaklaştı, buraya geldi. Dolayısıyla şimdi aynı yüzeye ulaşan, yani o S kadarlık yüzeye ulaşan şuraya gelen ışınlar kaynaktan çıkan ışınların şu açı ne olacaktır? 60'tan daha küçük olacaktır. Yani daha az miktarı gelecektir. Dolayısıyla aynı yüzeye daha az sayıda ışın geldiği için oranın bir birimine düşen enerji miktarı da ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani bir yönde hareket edersek ne yapacaktır? Aydınlanmamız azalacaktır. Peki aynı şekilde iki yönünde hareket ettirsek, yani bunları bir temizleyeyim. Şöyle tamamını bir alırsam, evet. Şimdi iki yönde de hareket ettirsem ne olacaktır? Kaynağımız iki yönde gidince bir kere ne olmuş olacak? Şu x noktasından uzaklaşmış olacak. Kaynak bir kere o yüzeyden uzaklaştıkça ne olacaktır? O yüzeye gönderdiği ışık enerjisi belli bir açıyla sürekli olarak dağıldığı için, hani noktasal kaynaktan çıkıyor, tek bir noktadan çıkıyor ve etrafa doğru ne yapıyor? Genişleyerek dağılıyor. Dolayısıyla bu ne kadar yakındaysa oraya ulaşan sayı fazlayken, uzaklaştığı zaman oraya ulaşan sayı ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir kere o zaman hem uzaklığı arttığı için azalacak. Aynı şekilde bir de geliş açısına bağlıdır. Sonuçta kaynak yüzeye ne kadar dik yer gönderiyorsa ışını, aydınlanma o kadar fazlayken ne kadar belli bir açıyla gönderirse aydınlanmamız ne yapacaktır? Yine azalmış olacak. O zaman bir yönde de çekilirse, iki yönde de çekilirse ne yapacaktır? Aydınlanmamız azalacaktır. Cevabımız Denizli olacak. İkinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Diyor ki, ışık şiddeti olan noktasal bir kaynağın kendisinden d kadar uzaklıkta S yüzeyinin O noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma. Yani burada bir yüzeyimiz var. O yüzeyin bir noktasını alıyor. Zaten aydınlanma dediğimiz ne? Birim yüzeye düşen enerjiden bahsediyoruz. Bu aydınlanmayı arttırmak istiyorum. O zaman aydınlanma neye bağlı arkadaşlar? Aydınlanma 1, 3 şeye bağlı. Bir kaynağın ışık şiddetine bağlı. Yani bu kaynak etrafa yaydığı enerji miktarı artarsa orada oranın bir birimine gelen enerji miktarı da ne yapacaktır? Artacak. Yani aydınlanmamız artacaktır. Işık şiddetini azaltırsak azalacak. Yani dolayısıyla aydınlanma neyle orantılı diyebilirim? Bir, kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılı. İki, neye bağlıdır? O kaynağın o noktaya olan uzaklığıyla ters orantılıdır. Yani şöyle düşünün. Bu kaynakta ne yapıyor? Belli bir sayıda ışın çıkıyor ve ne yapıyor? Buraya geliyor. Mesela az önceki örneğimizi düşünün. Burası kaç derece olsun? 60 derece olsun. Dolayısıyla ne yapacak? Kaynaktan yayılan enerjinin atıyorum 1/6 biri bu yüzeyime ulaştı. Şu yüzeyime 1/6 biri ulaştı. Şimdi ben aynı kaynağı daha yakına koyduğumu düşünün. Kaynak buradaysa o zaman bu kaynaktan yine aynı bu yüzeye gelen ışınlar ne olacaktır? Şu doğrultuda, yani kaynaktan çıkıp şu bölgeye doğru gelen ışınlar o yüzeye ulaşacak. Bu açımız ne olacak? Bu açımız kesinlikle artık 60'tan daha büyük olacak. Mesela az önce 1/6 biri ulaşırken, kaynaktaki enerjiden 1/6 biri ulaşırken, şimdi ne yapacak? 1/4 biri bu yüzeye ulaşmış olacak. Uzaklaştırırsam ne olacak? Uzaklaştırırsam da bu sefer o kaynaktan çıkıp bu yüzeye gelen ışın sayısı ne yapacak? Azalacak. Sonuçta şöyle düşünün. Bu kaynaktan nereye doğru ışınlar çıkıyor? Her yöne doğru. Yani bu adam her yöne doğru ışın yayıyor. Kaç tanesi o yüzeye ulaşıyor? Ona bakıyoruz. Dolayısıyla kaynak uzaktaysan oraya ulaşan sayı ne yapacaktır? Azalacaktır. Yaklaştıkça o yüzeye ulaşan sayı ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla şu yorumu da yapabiliriz. Aydınlanma neye bağlıdır? Aydınlanma uzaklığa bağlıdır. Ama uzaklıkla nasıl orantılı? Ters orantılıdır. Hatta işte uzaklığın karesi alanlar oranı verdiği için uzaklığın karesiyle ters orantılı diyebiliriz. Üçüncü bir öncülümüz daha var. Üçüncü bir etkenimiz daha var aydınlanmayı değiştiren. Soruyu sildik. Evet. O üçüncü etkenimiz de nedir arkadaşlar? Üçüncü etkenimiz de şu olacaktır. Geliş açısı. Yani mesela kaynağımız burada olsun, yüzeyimiz burada olsun. Şimdi buradan gelen ışınlar ne yapıyor? Yüzeye bu şekilde dik geliyor. Yani bir tane ampul olduğunu veya kaynak olduğunu, oradan çıkan ışınların buraya geldiğini. Yani şöyle düşün.
o monitörden veya ekran kamerasından çıkan bir ışın demeti olduğunu ve onun belli bir kısmının elime yüzeyine geldiğini düşün. Şimdi ben elime bu şekilde değil de şu şekilde tuttuğum zaman o zaman buraya gelecek olan sayı ne yapacaktır? Giderek azalacaktır. Bu şekilde tutarsam artacaktır. Bu şekilde tuttuğum zaman ne yapacaktır? Giderek azalacaktır gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü neye bağlıdır? Geliş açısına bağlıdır. Ne kadar dik gelirse aydınlanması o kadar ne olacaktır? Fazla olacaktır. Dolayısıyla ben aydınlanmayı ne yapıyorum? Arttırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ya kaynağın ışık şiddetini arttıracağım, ya kaynağı yüzeye yaklaştıracağım, ya da daha dik gelmesini sağlayacağım ki şu anda zaten kaynaktan çıkan ışınlar o civarına nasıl geliyor? Dik geliyor. O zaman zaten ben bu açıyı değiştirme ihtimalim yok arttırabilmek için. Çünkü zaten en maksimum şekilde gönderecek şekilde geliyor. O zaman S düzlemi o noktası ok yönüne döndürmek. Hayır, döndürürsem dik gelen ışınları bu sefer belli bir açıyla göndermiş olacağım. Bu sefer ne yapacak? Aydınlanmayı bu arttırmayacak, tam tersini azaltacak. Olmaz. Işık şiddetini artırmak, evet, kaynak daha güçlü bir ışık olursa, etrafı yayıp enerji artarsa aydınlanma artar. D mesafesini küçülsem, yani ne yapsam, kaynağı yüzeye yaklaştırsam, evet, bu da aydınlanmayı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Yani ikinci sorumuzun cevabı da arkadaşlar Edirne olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza. Demiş ki, ışık kaynağı yarıçapı R1 R2 olan küre merkezinde yerleştirir. Küre üzerindeki aydınlanmalar E'ye 2'ye olduğuna göre R1 bölü R2 oran nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün, iki tane küremiz var. Şöyle. Bunun yarıçapı ne kadar? Bunun yarıçapı R1, bunun yarıçapı ne kadar? Bunun yarıçapı R2. Bunun merkezine ne yaptık? Işık şiddeti olan bir kaynak koyduk. Bunun merkezine buna da aynı şekilde ışık şiddeti olan bir kaynak koyduk. Şimdi burada aydınlanmayı ne yapabilirsiniz? Sonuçta aydınlanma dediğimiz nedir? Bilim yüzeye ulaşan enerji miktarı. Peki ya da bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şöyle yorumlayabiliriz. Aydınlanma sonuçta az önce bahsettiğimiz olay, şöyle bir ışık kaynağımız olsun. Mesela şöyle bir A noktası olsun. Mesela dedik ki kaynağın A civarında oluşturduğu aydınlanma neye bağlı? O zaman ne dedik? Şuna bağlı dedik. Kaynağın A civarında oluşturulan 1. Kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılı. 2. O kaynağın o noktaya olan uzaklığının karesiyle ters orantılı. 3. Bize ne lazım? Bize yüzeye dik gelen doğrultu lazım. Bu ışınlar yüzeye dik gelmiyor. Belli bir açıyla geliyor. Dolayısıyla biz onun yüzeye dik olan miktarını, bileşenini alacağız. Yani çarpı D diyeceğiz. Kosinüs alfa şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Ya da aydınlanmayı nasıl bulursunuz? O yüzeye düşen toplam enerji miktarı olan ışık akısını yüzey alanına bölerek de ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İki yoldan da yorumlayabiliriz. Ben burada ilk önce bunu yorumlamak istiyorum. Şimdi kaynaktan arkadaşlar yüzeye gelen ışınlar nasıl geliyor zaten? Kürenin merkezinde olduğu için buradan gelen ışınlar yüzeye dik geliyor. Yani burada açıyla bir işim var mı? Hayır. Şu kosinüs alfa ile bir işim yok. Onu geç. Dolayısıyla aydınlanma ne olacak? I bölü d kare olacak. Direkt uzaklığa bağlı. Uzaklığımız da ne kadar? R1, R2. Peki aydınlanmalar neymiş? Birinci yüzeydeki aydınlanmamız E'ymiş. O zaman ben E olarak ne yazabilirim? I bölü uzaklığımız R1 olduğu için R1'in karesi diyebilirim. Peki ikinci kaynağın, ikinci küre yüzeyinde oluşturduğu aydınlanma ne kadar? O da 2E'ymiş. 2E'ye de I bölü R2'nin karesi diyebilirim. Taraf taraf oranladım. Ters çevir çarptığım zaman I'lar gidecek, E'ler gidecek. Burada ne olacak? Burada 1 bölü 2 kalacak. Burada ne olacak? R2'nin karesi bölü R1'in karesi. Ama bize her tarafın kare kökünü alalım. Buradan 1 bölü kök 2 ne çıkar arkadaşlar? R2 bölü R1. Ama bize R2 bölü R1 değil, R1 bölü R2'yi soruyor. Ters çevirirsek ne olacaktır? Cevabımız kök 2 olacak. Yani 3. sorumuzun cevabı da nedir? Denizli'dir diyebiliriz. Geldik 4. sorumuza. Yarıçapı R olan bir küre, merkezde yan ışık şiddeti olan bir kaynak yerleştiriyor. Buna göre kürenin iç yüzeyinde toplam ışık akısı, şimdi dikkat et arkadaşım, ışık akısı aydınlanma değil. Aydınlanma neydi? Bir birime düşendi. Işık akısı neydi? O yüzeyin tamamına düşen enerjiden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir tane küre alıyoruz. Yarıçapı R olan bir tane küremiz var. Şöyle bir küre. Bu nasıl bir küre? Kapalı bir küre. Yani ne oldu? Sen merkeze ışık şiddeti I olan bir kaynak koydun. Bu kaynak etrafa belli bir sayıda enerji ışık yaydı. Ama bu kaynak ne? Bir kürenin içinde. Yani şöyle düşün. Bu ellerimi ne yap? Sen bir küre gibi düşün. Bunlar kapalı bir sistem ve kaynağımız bunun neresinde? Bunun tam içinde olduğunu düşün. Şimdi bu kaynaktan etrafa yayılan, ben neyi bahsediyorum? Kürenin içindeki ışık akısından, yani elimin iç yüzeyine ulaşan ışık enerji miktarından bahsediyorum. O zaman bu kapalı bir sistem olduğu için zaten kaynaktan çıkan enerjinin tamamı nereye gelmek zorunda? Elimin iç yüzeyine, yani o kürenin iç yüzeyine gelecek. Yani bu kaynaktan çıkıp etrafa, yani kürenin iç yüzeyi dışında başka bir yere ulaşabilecek bir ışık var mı? Yok. Sonuçta bu kürenin yüzeyin için kaynaktan çıkan bütün ışınlar kürenin iç yüzeyine gidiyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Buradaki ışık akısı, yani buraya ulaşan enerji direkt kaynağın ışık şiddetine bağlı olacak. Ha, yarı çapla alakası var mı? Yok. Niye? Yarı çap büyük de olsa, küçük de olsa
O kürenin içine düşen nedir? Kaynağın etrafa yaydığı miktardır. Hatta şöyle bir formül var. Mesela küresel yüzeyler için yazıldığımız ışık aksına ne diyoruz? 4 pi diyoruz kısaca. Direkt neye bağlı? Kaynağı işletme. Mantık ne? Mantık bu işte. Kaynaktan etrafa yayılan bütün ışınlar zaten o kürenin iç yüzeyine ulaşmak zorunda. Başka etrafa gidebilecek bir yer yok. Dolayısıyla ben o kürenin iç yüzeyine düşen ışık, yani bir saniyede o kürenin iç yüzeyine düşen enerjiyi değiştirmek için mecbur o içine koyduğum kaynağın ışık şiddetini değiştirmem lazım. Başka hiçbir şey yapamam. Yani kürenin yarıçapını arttırdım, kürenin yarıçapını azalttım. Bunlar ne yapmaz? Bunlar ışık akısını değiştirmez. Yani ne yapmayacaktır? Burada fiimiz, ışık akımız ne yapmayacak? Değişmeyecektir. Ha sadece ne yapabilirsin? Kaynağın ışık şiddetini arttırabilirsin. Cevabımız yalnız 3 Ceyhan olacaktır. Peki hocam kürenin yüzeyini işte yarıçapını büyütmek veya küçültmek ne işe yarar? O aydınlanmayı etkiler. Mesela yarıçapımız R olan bir küre olsun. Bir tane de ne yapayım? Biraz sonra o yarıçapı büyüteyim. Yani başka bir küre daha alayım. Ama onun yarıçapı daha büyük olsun. Ne olacak? Kaynaktan etrafa ne kadar ışık yayılıyorsa bu X yüzey küresi olsun. Biraz sonra da onu Y küresi haline getirmiş olayım. Şimdi kaynaktan saniyede etrafa gelen enerji neyse kürenin yüzeyine ulaşan enerji de aynıdır. X yüzeyde olsa Y yüzeyde de olsa değişmez. İşte buna biz ne diyoruz? Işık akısı diyoruz. Ha aydınlanma ne? Aydınlanma oranın bir birimine düşer. Şimdi X yüzeyinde de Y yüzeyinde aynı miktarda enerji düşüyor. Ama şimdi X'in yüzey alanı ile Y'nin yüzey alanı aynı mıdır? Hayır değildir. Y daha büyük olduğu için yüzey alanı geniştir. Dolayısıyla aynı enerji daha geniş yüzeye düştüğü için oranın bir birimine düşen miktar olan aydınlanma ne yapar? Y'de azalır. Ama ışık akısı ne yapmaz? Işık akısı değişmez. Cevabımız Ceyhan olarak 4. soruyu da geçtik. Geldik 5. sorumuza. Şimdi ışık şiddeti olan noktasal ışık kaynağı şekil 1'de kürenin merkezine yerleştiriyor. Küre yüzeyindeki toplam ışık akısı fi kadar oluyor. Işık akısı dediğimiz kürenin yüzeyindeki ışık akısı ne? İşte o kürenin tamamına bir saniyede düşen enerji miktarı. Neye bağlı? Kapalı bir sistem. Yani bu kaynaktan çıkan ışınların hepsi zaten o kürenin iç yüzeyine ulaşmak zorunda. Yani kaynaktan çıkıp kürenin dışına girebilecek bir şey var mı? Yok. Hani ben size şöyle bir küresel yüzey versem arkadaşlar. Desen ki mesela şöyle bir küresel yüzey var. Küre şeklinde ama nasıl bir küre? İşte şöyle biraz yarım bir küre şeklinde verdim. Hatta çizimimiz biraz kötü oldu. Soru da gitti. Şöyle bir küre verdim. Dolayısıyla ne olacak? Mesela burada kaynağı sen buraya koyarsan kaynaktan çıkan enerjinin tamamı bu küre yüzeyine ulaşmaz. Ne yapar? Bu tarafa doğru gelen ışınlar ne yapar? Küre yüzeyine ulaşmadan küreden dışarı çıkacaktır. Dolayısıyla o küre yüzeyine gelen ışık akısı yani ışık akısı dediğimiz o yüzeye düşen enerji miktarı kaynaktan çıkan enerjinin tamamı olmayacaktır. Belli bir kısmı o küre yüzeyinin dışına çıkacaktır. Ama kapalı bir sistem olduğu için ne olacaktır? Bu yüzeye ulaşan ışık akısı neyle orantılıdır? Sadece kaynağın içerideki kaynağın ışık şiddetiyle orantılıdır. Buna göre ne yaptım? Şu şekilde bir tane dik prizmanın tabanına koydum. Şimdi dik prizmanın tabanına yani içine bir yere koyarsan ne olacak? Diyor ki piramidin yan yüzeylerinde birinde. Yan yüzeylerin sadece bir tanesi. Şimdi dikkat et. Prizmanın içinde tamamında veya iç yüzeyinde diye bahsetmiyor. Eğer bahsetseydi ne olacaktı? Şu olacaktı. O zaman ben bunu prizmanın neresine koyarsam koyayım yine kapalı bir sistem olduğu için ne olacaktı? Kaynağın etrafa yaydığı enerji miktarı ne kadarsa o prizmanın iç yüzeyine ulaşan enerji de olacaktı. Yani ben buna fi dersem o zaman diyecektim ki bu prizmada ne olacak? İki kat enerjiye yap. Sonuçta ışık şiddeti iki kat olan bir kaynak koyduğum için o zaman buradaki ne olacaktı? İki fi olacaktı. Yani bu prizmanın iç yüzeyine ulaşan iki fi'dir. Ama ben bu prizmanın bütün yüzeyinden bahsetmiyorum. Ve burada kaynağı nereye koydum? Tam tabana koydum. O zaman şöyle düşün. Bir tane ışık kaynağımızın olduğu düşün. Nasıl bahsedeyim? Şu kalemin ucu veya şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mesela şu kalemin kapağı veya bir şey işte ışık kaynağı olsun. Şimdi bu tek noktasal bir kaynak etrafa ne yapıyor? Her yöne doğru ışınlar yayıyor. Şimdi elimizde bir yüzey olsun. Ben bunu buraya koyarsam ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi bunu bu kaynağın etrafa yaydığı ışınlar sadece elimden dolayı elimin şu üst kısmına gidecektir. Mesela elimin alt kısmına doğru yani bu tarafa gönderdiği ışınlar yok muydu? Evet bu tarafa gönderdiği ışınlar da vardı ama tabanda olduğu için o tarafa gönderdiği ışınlar elimin tabanına geldi. Yani o prizmanın tabanına koyduğum için ne olacak? O prizmanın şöyle alt yüzeyine doğru gönderilen ışınlar zaten tabana doğru gelecektir. Dolayısıyla ne olacaktır? O kaynaktan çıkan ışınların yarısı zaten tabana ulaşacaktır. Diğer yarısı yukarı doğru gidenler prizmanın yan yüzeylerine ulaşacaktır. O zaman bu kaynağın ışık şiddeti 2K'ydı ya. Yani mesela buradan çıkan ışın sayısını N diyelim. Yani N tane etrafa her yöne doğru ışık yayıyordu. Bu ise ne oldu? Kaynak ışık şiddeti 2 olduğu için bu 2N tane ne yaptı? Işık yaydı. Ama o 2N tane ışığın N tanesi zaten alt yüzeye doğru gidiyordu. Zaten tabanda olduğu için de o alt yüzeye geldi. Bize yan yüzeylerin bir tanesine düşenden bahsediyor. Dolayısıyla o 2N'in N'i zaten tabana geldi. O zaman şu yan yüzeyleri yani 1, 2, 3, 4 tane yan yüzeye ne yaptı arkadaşlar? 4 tane yan yüzeye
üst tarafa doğru gönderilen ışınlar, yani en tane ışın üst tarafa doğru dağıldı, her tarafa doğru gitti. O zaman prizmanda 4 tane yüzeyi var. O zaman bunlar da simetrik tam merkeze koyduğumuzu düşünürsek tabanda ne olacak? O en tanende her bir yüzeye düşen ne olacak? N bölü 4 olacak. Yani az önce bu kürenin iç yüzeyine ulaşan sayı enken, adam buna fi demişse, şimdi bu prizmanın sadece bir tane yan yüzeyine ulaşan ne kadar olacaktır? N bölü 4 olacaktır. O da ne olacaktır? Fi bölü 4 olacak. Yani cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar.